daha sonra kişilik özelliklerini ölçen Aysen kişilik envanteri uygulandı. Demografik özellikleri ölçen benim tarafımdan hazırlanmış işte ilgili sorularla bağlantılı bir ölçeğimiz uygulandı. Ayrıca şey SCL90 dediğimiz Hı. psikolojik bozuklukları tarayan Hı. belirti tarama ölçeği Hı. uyguladık. Toplamda 195 kişiye yani baktığımız zaman e kişiler bilinçsizlikten dolayı ilk etapta işte mobbing mağduru olduklarını e, çok fazla bilmediklerinden dolayı olduğunu ben düşünüyorum. Yüzde 94'lük bir kısım mobbing mağduru olmadığını söylemesine rağmen bu davranışlara yüzde 6'lık kısımdan daha fazla uğradıkları, maruz kaldıkları saptandı. İlginç bir sonuç aslında. Evet. Bu da gösteriyor ki ne kadar ee, bunu bilmiyoruz aslında. Evet yani bu hani şey olabilir hani kendisini küçük düşmüş algılayabilir, o davranışlardan dolayı gizleme eğilimine gitmiş olabilir. Artı diğer bir sebebi böyle bir sonucun çıkmasının bilinçsizlikten kaynaklı hani bu acaba mobbing mi, benim yaşadığım gerçekten mobbing mi ee, diye bir olumsuz düşünceden de kaynaklanıyor olabilir. Yaptığınız araştırma gerçekten çok değerli e, sayı olarak çok yüksek bir Hı -hı, sayı, bir evet. araştırma için e, çok iyi bir e, rakam, çok geniş e, ölçekler kullanarak e, bakmış olduğunuz bir e, bataryası var diyeyim. Hı -hı. E, çok belli ki çok değerli ve bunun bulguları da çok değerli, önemli olan e, bulguları birinin görmesi. Hı -hı. Yani şu anda zaten bu çalışmamızı makaleye dönüştürme Hı -hı. çabasındayız. E, i̇lerleyen zamanlarda inşallah bilimsel bir dergine, dergide de yayın Hı -hı. olarak e, çıkacaktır Hı -hı. ve dolayısıyla da topluma da bir bilgilendirme, Hı -hı. bir hizmet Hı -hı. sunmuş olacağız. Bu çok önemlidir aslında yani yapılan araştırmaların bilimsel dergilerde yayınlanması Hı -hı. da toplum ne kadar ulaşır aslında bilimsel dergilere? Belki çok daha fazla, belki işte bu basın yolunu kullanarak e, topluma da çok daha belki e, bilimsel olmayan dille hı hı. anlatabilmek tabii, önemli. Tabii tabii o anlamda bu sizin yaptığınız programlar çeşitli konferanslara katıldım bu hı hı. konuyla ilgili. Gene bilinçlendirme çalışmaları çok önemlidir. Hı hı. Çünkü dediğim gibi yeni ve az bilinen bir kavramdır. Hı hı. Dolayısıyla kişiler mobbinge maruz kalıyor ancak o davranışın gerçekten mobbing mi değil mi hı hı. ne olduğunu bilmediklerinden dolayı herhangi bir e, şeye e, Çaba gösteremiyorlar o durumu iyileştirebilmek için yani dava açabileceğini en basiti bilmiyor kişiler bu durumdan dolayı ne yazık ki ülkemizde henüz e, suç kapsamında sayılmıyor bu psikolojik şiddet durumları indirekt olarak, dolaylı olarak yasalar var tabii ki. Sosyal güvenliği güvenlik yasaları hani kişinin bütünlüğünü koruyan bazı yasalar var. Ancak direkt olarak mobbing suç sayılmıyor ülkemizde. Başka ülkelere baktığımızda mesela Fransa'ya baktığımızda bir senelik hapis cezası vardır. Mobbingin artı 15 bin euro tazminat cezası vardır. Yani o anlamda dünya ülkelerinin çokça gerisinde sayılırız. Evet. İşte hani böyle programlar yaparak, bilinçlendirme çalışmaları yaparak hı -hı. bir nepsede de olsa hı -hı. E, bilgilendirmek için elimden geleni ben yapıyorum en azından. Hı -hı, hı -hı. Belki buradan da e, Eğitim Bakanlığı bir sesimizi duyar aslında. Evet, tabii. Çok önemli oranın e, baktığımızda eğitim sektörünün e, en yüksek yeri Eğitim Bakanlığı ve oranın buna bir kulak açması lazım yani aslında. Evet eğitim çalışanları arasında evet. mobbing davranışları vardır. Baktığımızda diğer alanlarda da vardır aslında. Yani bunun bir devlet politikası haline gelmesi Kesinlikle. gerekiyor. Çünkü sonuçlarına baktığımız zaman e, en genelde totalde devleti etkileyen bir şeydir. Bu olumsuz Çok davranışlar okay. ekonomiyi etkiler, sosyal düzeni etkiler. Okay. Önce bireysel gibi görünür ama e, genele baktığımızda bütün Tabii. devleti ilgilendiren sonuçları Toplum, vardır. Bireylerden oluşur. Tabi devlet yine vatandaşlarından oluşur. Dolayısıyla direkt bir etkisi vardır hı hı. ve e, bunun genel bir politika yapılması gerçekten çok önemli. Tabii ki. Yoksa e, bunlar uygulanabilir küçük bazı yerlerde daha büyük yerlerdeki. En önemli kurumlarımızdan biri eğitim sektörü. Orada bile yaşanması gerçekten içler acısı. Evet, işte şey de yani devlette hani yasaları koyanların da aslında bu konuda çok fazla bilgisi olmayabilir.